Merhaba Melis, bizden YZF-R125 için kombin istemişsin. Ben de buna uygun parçaları ortalama fiyatlarda çıkartmaya çalıştım. Bilgilerini şimdi paylaşacağım. Bu Bell Qualifier tahminen YZF-R125'in renklerine uyacaktır. Farklı farklı renkleri var. Bu da o renklerin hepsinden içeriyor. Bell Qualifier'ı zaten daha önceden kanalımızda tanıtmıştık. Hemen kafama giyeyim, bir göstereyim. Bell Qualifier gerçekten güzel bir kask, hem de uygun fiyatlı bir kask. Şöyle diyebilirim, geniş bakış açısına sahip ama bir burun pedi veya bir çene pedi yok. Yani bir bandana bağlaman gerekebilir. Kışında camının buhar yapmaması için pin lock takman gerekebilir. Zaten pin lock yerleri hazır geliyor. A sınıfı polikarbon olarak üretilmiş. Her tarafında hava kanalı var. Önde, üstte ve arkada hava çıkış kanalları var. Özellikle şu kısımlarında da tekrar hava çıkış kanalları var. Bakış açısı geniş, petleri çıkabilir ve yıkanabilir şekilde Double D bağlantılı. Yani en güvenli bağlantı olarak bilinen şekilde bir bağlantıya sahip. Gerçekten hani kafaya oturduğu zaman da hem sessizliği açısından hem de hani rüzgar içinde, rüzgar tünelinde sürükleniş açısından da en iyi kaslardan bir tanesi. Kask camlarını biliyorsunuz zaten. Kask camlarının çizilmemesi için ince mikro bezlerle silip onlarla temizlemek her zaman daha iyi oluyor. Bunu da tekrar belirtmiş olayım. Bu DOT sertifikasına sahip, ECE2205 sertifikasına sahip 1610 gramlık bir kask. Dediğim gibi A sınıfı polikarbon ve Bell Qualifier modeli gerçekten en çok satanlardan bir tanesi. Özellikle de bu renkleri, mat siyahı en çok satanlardan, hem de hani spor sürüşlere de uygun olduğu için en çok tercih edilenlerden bir tanesi. Diğer kaskı da daha önceden tanıttığım FF320 kaskı. FF320 Evo mat siyah kask ve şu kısımları zaten senin kullanacağın motora uyar diye düşünüyorum. Ama tabii farklı farklı renk seçenekleri var. Benim renklerime uymuyor dersen farklı seçeneklerden alabilirsin. Şu kısmında ön tarafında özellikle şöyle açıldığı zaman iç tarafı hava verebilecek bir hava kanalına sahip kademeli açılan cam var, burun pedi var, iç pedi var. Şu içindeki pedler de boyunla gerçekten iyi oturacaktır. Aynı fiyat, yakın fiyatlara sahipler zaten. Gözlükle giyebilirsin istiyorsan bunu. Pin lock bağlantıları şurada hazır olarak geliyor. İçi dediğim gibi çıkabilir. Şurada da mikrometrik bir bağlantıya sahip. Üst havalandırma kanalları var, arka hava çıkış kanalları var ve tabii ki güneş vizörüne sahip. Güneş vizörlü kask almak istiyorsan bunlardan alabilirsin. Bir tavsiyem daha olacak arkadaşlar. Bu tavsiyede her zaman kafanıza, şimdi ben giymedim tabii, kafanıza kask giyerken iç maske kullanın. Kaskın iç tarafındaki petler terden belli bir süre sonra artık kokmaya başlıyor. O kokuyu engellemek için her zaman bir maskeyle giyerseniz her zaman daha iyi olur. Yazın maske takmak zor biliyorum. Fakat şöyle bir şey var. İç petleri çabuk deforme olursa kaskın verimliliği azalıyor. Ve iç petleri gerçekten önemli. O koku çünkü yayılıyor. Hatta hani sigara içen arkadaşlar varsa o sigara içi sigaradan çok sonra bu kaskı takmaya çalışın. O yüzden de hani maske ile takın, çok daha iyi olacaktır. Uzun süre dayanacaktır petleri. Bunun ağırlığına gelince 1550 gramlık bir ağırlığı var. ECE2205 sertifikasına sahip. Bu giydiğim benim kafama S modeldi. Aslında benim kafam medium için. Şöyle detaylı, daha da detaylarını vereyim. Üst havalandırma kanalları var demiştik. Arka şu çıkış, hava çıkış kanalı da var. Gerçekten iyi bir kask. Bunu da tercih edebilirsin. Diğer önerilerimi zaten yan tarafta göstereceğim sana. Bunlarla beraber şu Revit'in Raceway montunu önermiştim. Raceway montu hani CE onaylı korumalara sahip ve bahar, hani kışın çok soğuk günlerde değil de bahar, yaz ve ilkbaharda, sonbaharda rahat giyebileceğin bir model. İç tarafında bir tane astar var. Yazın astarı çıkartabilirsin. İki tarafında da, pardon, sağ tarafında bir tane cib var.
Ve iç astarı çıkarttıktan sonra montun kendisine ait bir tane daha cep var. Yan taraflarında şu kısımlarda iki tane daha cebi var iki tarafında da. Beline olması için şu kısımlardan unisex bir kombin dediğin için hani bunu paylaşıyorum. Bu hani beli çok ince değil, hani biraz daha erkeklere göre yapılmış. Fakat kadın modelinde sunacağım ve linklerini ekleyeceğim zaten. Şu kısmında cırtçırtları var. Bu cırtçırtları beline tam olması için yapılmış. Kadın modellerinde şu kısımları tabii ki biraz daha ince yapılıyor. Bunlar biraz daha hani daha düz inen modeller. Bu korumalı bir mont. Sırtında bir korumayla gelmiyor. Sırtındaki korumayı sizin ekstradan almanız gerekiyor. Her tarafında reflektif şeritleri var. Ön tarafı fermuarlı, iç tarafı fermuarlı. Gerçekten iyi bir ceket. Yan tarafta da giyilmiş halini zaten gösteriyorum. Kadın modelini de göstereceğim. Bunun değil tabii. Revit'te kadın bir tane model daha göstereceğim. Bu elimdeki Ignition 2 montu. Ignition 2 montunun ne gibi özellikleri var? %80'i neredeyse %70'i, %80'i yaklaşık deri alaşımlar, deri kumaştan oluşuyor. Normal kumaştan oluşan yerleri zaten ön tarafında görüyorsun veya işte kolunun iç tarafında görüyorsun. Yine CE onaylı korumaları var. Bilekleri hem cırtçırtlı hem fermuarlı olarak yapılmış. Bu tam 4 mevsimlik, diğeri baharlık ve yazlık diye geçiyor. İç tarafını açtığımızda fermuarını çıkartıp şöyle iki tane astarını görüyoruz. Bu iki astarı çıkarttığınızda yazın rahatlıkla kullanabilirsiniz. CE onaylı dediğim gibi dirsek ve omuz korumaları var ve körük mekanizmalarına sahip, özellikle şu dirsek yerlerinde. Arka tarafını da göstereyim. Arka tarafında da şu kısımlarında yumuşak korumalara sahip ama bir sırt koruması yok. Bu sırt korumasını kendin alman gerekiyor. Bu Ignition 2 ve diğerlerinin fiyatlarını zaten yazacağım. Kasları zaten gösterdim. Ve şimdi eldiven önerisi yapacağım. Bunlarla beraber kullanabileceğin Vexo'nun bu modelinin adı VS10 diye geçiyor. Bu erkeklere daha uygundur. Bu da mesela işte şu da Splash modeli. Bu da Vexo'nun bir modeli. Bu kumaş, bu deri görünümlüdür. Ve hani yumruk tarafında özel korumalara sahip. Şu kısımlarında körük mekanizması, eklem yerleri koruması. İç tarafında bilek koruması, özellikle şu kısmında bilek koruması vardır. Videoda tanıttığım eldiven başka bir eldiven. Bu Tech90'ın City modeli, kadın modelleri de var. Bu bir erkek modeli. Kalça korumaları var ve içi kevlar yapı. Yani şu açık renkli kısım kevlar yapıdan oluşmuş. Bu asfalt sürtünmelerinde işte teninizin yanmamasını sağlıyor. Özellikle bunun diz korumaları da var. Ve özel dikişlere sahip olduğu için gerçekten iyi bir model. Bu da Arya modeli. Arya modelini de gerçekten tavsiye ederim. Çünkü yine aynen kalça korumalarına sahip, diz korumalarına sahip ve şu kısımlarında tabii ki kevlar korumaları var. Özel dikiş olduğu için de hani yırtılmalara, sürtünmelere karşı dayanıklıdır. Fakat ne kadar dayanıklı derseniz o kısımda sürtünmenize bağlı, kazanıza bağlı. İnşallah kaza yapmazsınız. Cepleri var, beli esnektir. Şu bel kısmında özel bir böyle körük mekanizması gibi bir mekanizmaya sahip. Görebiliyor musunuz orada? Şu arka kısmında da belini biraz daha sıkıştırmak için şöyle düğmeleri var. Bu düğmelere göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Gerçekten korumalı bir Arya, Tech90'ın Arya modelidir. Bir de Dijle modeli var. Dijle modeli de yine aynı özelliklere sahip. Arkasında yine şöyle düğmeleri var. Bu düğmelerle sıkıştırıp belinize göre oturtabilirsiniz. Yine körük mekanizmasına sahip, arka ceplere sahip, ön ceplere sahip. Tamamen zaten kot görünümlü. Ve şu kısımlarında tekrar, kalça kısımlarında tekrar korumalara sahip. İçi kevlar, dediğim gibi sürtünmeye karşı özellikle kevlar yapıyorlar. Asfalta sürtündüğünüz zaman oluşan ısı yaklaşık 800 derece. Bu kevlar kısım sizi o sıcaklıktan koruyacak şekilde yapılmış. Diz yerlerinde korumaları var ve şu kısımlarında tekrar körük mekanizmaları var. Kombin parçalarında sona geldik. Bu TCX'in bir tane botu. TCX'in yarım botu bu. Bu yarım bottan alabilirsin. Çünkü hani hem ön koruması var, hem topuk koruması var, hem bilek korumaları var. Gerçekten güzel bir model. Bir de şöyle hafif topuklu olan bir model var. Bunun da tekrar bilek koruması var. Bu Falcon'un, bu TCX'in. Bunun da hani topuğu var, şu kısmında topuk koruması var, vites koruması var.
Şu vites korumasını özellikle sonradan takmışlar. İstiyorsan sen ekstradan alabilirsin. Vites koruması kendisine ait değil tahminen. Çok iyi bir şey değil. Bayağı bayağı. Ve ön tarafında burun koruması var. İçi terletmeyen bir kumaşa sahip. Böyle hani fermuarla beraber açıldığı için de kolaylıkla ayağını giyip çıkartabilirsin. İçi terlediğin zaman da o teri sana hissettirmeyecek şekilde yapılmış. Şunu çıkartalım. Hemen içini göstereyim. Şöyle bir model. Bunu da alıp kullanabilirsin. Tercih tamamen senin. Ben işte kombinin parçalarını sana tanıtmaya çalıştım. Olabildiğince hani kadın erkek olarak tanıttım. Hani unisex öyle modeller çok fazla yok. Almak istersen hani işte kadın eldiveni olarak sorarsan, işte kendine uygun ölçülerde sorarsan mağazadan gelip sorabilirsin. Veya bu videonun altındaki açıklamalara bakarak oradan almaya karar verebilirsin. Tamamen senin seçimin, tamamen senin kararın. Ben sadece kombinin parçalarını hem erkek hem kadın olarak ayrıca belirterek altta yazacağım. İyi sürüşler.